Hoş geldiniz Bilgin Hocam. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Bilgin Metin. Bu süberin yöneticiliğini yapıyorum. Sunumlarınızda nelerden bahsettiniz? Etkinliğe katılamayan takipçilerimiz için kısaca özetleyebilir misiniz? Özellikle bu sunumumda ben siber zafiyetlerin kaynaklarını anlatmaya çalıştım. Ve bu kaynakları anlatırken depremde yaşadığımız sorunların siber zafiyetlerdeki sorunlarla aynı olduğunun altını çizmeye çalıştım. Ve de bu zafiyetlerin kaynağını ortaya koyduktan sonra yapay zeka ve ChatGPT'nin bu zafiyetlerin belirlenmesinde oynadığı rolü anlatmaya çalıştım. Katılımcılarımıza etkinliği nasıl bulduğunu sormuştuk. Sizin kendi düzenlediğiniz etkinlik, bir öz eleştiri yapmanız gerekirse sizin için nasıl geçti etkinlik? Ya benim için müthiş geçti. Çünkü biz ilk etkinliğimizi 2017 yılında yapmıştık. Yine bir Mayıs ayıydı. O zaman deselerdi ki sen 11 tane daha etkinlik yapacaksın, 10 tane daha yapacaksın. Derdim ki rüya görüyorum. O yüzden yani benim için her bir etkinlik çok özel. Ülkemizin siber güvenlik stratejisinde üniversitelere verilen bir rol var. O da nedir? Toplumda bir farkındalık oluşturmak, yetişmiş insan gücü sağlamak ve uluslararası işbirlikleri yapmak. Yani bu siber bu alanların hepsinde faaliyetlerde bulundu. O yüzden bu etkinlikler, düzenlediğimiz zirveler hem gençlere kariyerler açısından yol gösteriyor hem de sektöre önemli konularda bilgilendirme sağlıyor. Son olarak siber güvenlik alanına girmek isteyen gençler için ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Tabii burada çok somut bir tavsiye verme şansım var. O tavsiye de şudur arkadaşlar. Bizi sosyal medyadan takip edin. Düzenlediğimiz ücretsiz kamplarımıza katılın. Düzenlediğimiz etkinliklere katılın. Siber güvenlik dünyasına adım atın. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.